Kıymetli dostlar, sesli kitap çalışmalarımız devam ediyor. Seri halinde sizlere ulaştırdığımız büyük hacimli sesli kitap çalışmalarımıza son dönemde biraz ağırlık verdik. Bugün sizlere ulaştırdığımız eser çok kıymetli bir çalışma. İmam Zeynel Abidin'in dualarının toplanmış olduğu Sahife-i Seccadiye isimli efendim muhteşem eseri, o muhteşem yakarışların efendim yer aldığı eseri sizlerle buluşturmaya başlıyoruz. 4 bölüm halinde buluşturacağız inşallah. Bu ilk bölüm. Bundan sonraki bölümlerde böyle bir açıklama videosuyla karşılaşmayacaksınız. İlk bölümde efendim bir tanıtım videosu çekmek istedik. Allah'a nasıl dua etmeliyim? Dua örneği nasıl olabilir? Şeklinde sorular bazen karşımıza çıkıyor ya, hepimiz kendimize sorarız. İşte çok güzel örnekler, Peygamberimizin duaları tabii ki en güzel örnektir bizler için. Onun sonrasında da onun Ehl-i Beyti'nin duaları en güzel örnektir. Çünkü onun Ehl-i Beyti onun terbiyesiyle yetişmiş insanlardır. O içten, o samimi, bizlere örnek olan duaları, münacatları, yakarışları bu kitapta toplanmış, derlenmiş bir halde bulunuyor. Sahife-i Seccadiye'yi birçoğunuz duymuşsunuzdur. Duymayanlar varsa onlar da bu paylaşımla birlikte haberdar olmuş olacaklar. Ve bu güzel paylaşımın sizlere ulaşabilmesinde destekleri olan El Mustafa Üniversitesi'ne tekrar teşekkür ediyoruz. Yine onların katkılarıyla Nehcül Belaga eserini sizlerle buluşturmuştuk. Şimdi de Sahife-i Seccadiye'yi sizlerle buluşturuyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Siz kıymetli izleyenlerimize de özellikle İslami ilimler anlamında efendim bir niyetiniz varsa, bir şeyler öğrenmek istiyorsanız El Mustafa Üniversitesi'ni özellikle tavsiye etmiş olalım. Kendilerine de bir kez daha teşekkür etmiş olalım. Sözü uzatmayalım. Hemen Sahife-i Seccadiye'nin ilk bölümüyle sizleri baş başa bırakalım. Sahife-i Seccadiye İmam Zeynel Abidin'den dualar. 1. Allah'a hamd ve sena ile ilgili duası. İmam aleyhisselam duaya Yüce Allah'a hamd ve sena ile başlar ve şöyle buyururdu. Hamd Allah'a ki ilktir, ondan önce bir ilk yoktur, sondur, ondan sonra bir son yoktur. Gözler onu görmekten, tahayyüller, vehimler onu nitelemekten acizdir. Kudretiyle yaratıkları örneksiz olarak yarattı. Dileği doğrultusunda onları icat etti. Sonra onları irade ettiği yola koydu. Sevgisi yolunda ilerleyebilmelerini sağladı. Öne geçirdiğini ertelemeye, ertelediğini öne geçirmeye güçleri yetmez. Onlardan her bir ruh içinde paylaştırılmış belli bir rızık tayin etti. O birine çok rızık verdi mi, kimse onu azaltamaz. Birine de az verdi mi, kimse onu çoğaltamaz. Sonra onların her biri için hayatta vakti belirlenmiş bir ecel, sınırları çizilmiş bir süre koydu. Her geçen gün adım adım ona doğru ilerlemekte, her geçen yıl ona daha bir yaklaşmaktadır. Süresi dolunca da vaat ettiği bol sevapla ödüllendirmek ya da sakındırdığı azapla cezalandırmak üzere ruhunu kabzeder. Kötü işler yapanları yaptıklarıyla cezalandırır. İyi işler yapanları da en güzel mükafatla ödüllendirir. Necm Suresi 31. Ayet. Adaleti bunu gerektirmektedir. İsimleri kutsal, nimetleri açıktır. O yaptığından dolayı sorgulanmaz. Bilakis onlar sorgulanırlar. Enbiya Suresi 23. Ayet. Hamd Allah'a ki eğer kullarına ardı arkası kesilmeyen iyilikler ve açık seçik bol nimetler karşısında hamd etmeyi öğretmemiş olsaydı, nimetlerinde tasarruf ederler ama ona hamd etmezlerdi. Rızkından bol bol yararlanırlar ama şükretmezlerdi. Böyle olunca da insanlık sınırlarından çıkar, hayvanlık seviyesine düşerlerdi. O zaman da Yüce Allah'ın Kur'an'da nitelendirdiği kimselerden olurlardı.
Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta yolca daha şaşkındırlar. Furkan Suresi 44. Ayet. Hamd Allah'a ki kendisini bize tanıttı. Şükrünü bize ilham etti. Rabliği gereği ilim kapılarını yüzümüze açtı. Kendisini ihlas ile birlememize kılavuzluk etti. İlhattan yani Allah'ı inkardan ve emrinde kuşkuya kapılmaktan bizi uzak tuttu. Öyle bir hamd ki onunla kendisine hamd eden kullarının arasında yer alalım ve rıza ve affını kazanma yarışında herkesten öne geçelim. Öyle bir hamd ki berzah karanlıklarını bize aydınlatsın, kabirden çıkarılmayı bize kolaylaştırsın. Herkesin kazandığıyla cezalandırılacağı, kimsenin zulme uğramayacağı, hiçbir dostun dostuna bir şey kazandıramayacağı ve hiçbir yerden yardım göremeyecekleri gün, tanıkların durduğu yerlerde mekanlarımızı şereflendirsin. Öyle bir hamd ki bizden en yüce illiyuna, Allah'a yakın olanların gördüğü ve amellerinin sayılıp yazıldığı kitaba yükselsin. Öyle bir hamd ki gözler fal taşı gibi açıldığında onunla gözlerimiz aydın olsun. Çehreler siyahlaşınca onunla yüzlerimiz ak olsun. Öyle bir hamd ki onun sayesinde Allah'ın acıklı ateşinden salıverilip Allah'ın ikram dolu komşuluğunu kazanalım. Öyle bir hamd ki onunla mukarreb meleklerle boy ölçüşelim ve zevali olmayan keramet yurdunda mürsel peygamberlerle birlikte olalım. Ve hamd Allah'a ki yaratılışın güzelliklerini bizim için seçti. Temiz rızıkları bizim için çıkardı. Verdiği güçle bizi bütün yaratıklarından üstün kıldı. Böylece kudretiyle bütün yaratıkları bize boyun eğmekte, izzetiyle bize itaat etmekteler. Ve hamd Allah'a ki kendisinden başka kimseye bizi muhtaç kılmadı. O halde nasıl ona hamd etmeye güç yetirebilir ya da ne zaman şükrünü yerine getirebiliriz? Hayır, kesinlikle hiçbir zaman. Ve hamd Allah'a ki bizde açılma ve kasılma araçları bıraktı. Bizi hayat esintileriyle faydalandırdı, bizde çalışma uzuvları meydana getirdi. Temiz rızıklarla beslenmemizi sağladı. Fazlıyla bizi zengin etti. Nimetiyle bizi sermaye sahibi kıldı. Sonra itaatimizi ölçmek için bize bir takım emirler yöneltti. Şükrümüzü sınamak için bizi bir takım şeylerden sakındırdı. Ama biz onun emrettiği yoldan çıktık. Sakındırdığı şeylerin içine daldık. Ancak o bundan dolayı bizi hemencecik cezalandırmadı. Alelacele bizden intikam almaya kalkmadı. Aksine bir lütuf olarak rahmetiyle bize mühlet verdi. Şefkatiyle, sabır ve hazımla tevbe edip dönmemizi bekledi. Ve hamd Allah'a ki bize tevbe yolunu gösterdi. Onun lütuf ve fazlı olmasaydı kesinlikle buna hak kazanamazdık. Şimdi eğer onun fazlından bir tek bu tövbeyi sayacak olsak, hakkımızdaki sınavının fevkalade güzel, bize yönelik ihsanının çok büyük, üzerimizdeki lütfunun çok yoğun olduğunu görürüz. Oysa bizden öncekiler, örneğin İsrailoğulları hakkında tevbe hususunda böyle bir sünneti yoktu. Bakınız, gücümüzü aşan yükümlülükleri omuzlarımızdan kaldırmış, yalnızca güç yetirebileceğimiz şeylerle bizi yükümlü kılmış. Bizden kolay olandan başka bir şey istememiş. Böylece hiçbir kimseye herhangi bir bahane ve mazeret bırakmamıştır. Dolayısıyla içimizden helak olan, bu kadar kolaylıklara rağmen ona muhalefet edendir. Saadete erense ona rağbet edendir. Ve hamd Allah'a, meleklerinden ona en yakın olanının, yaratıklarından katında en değerli olanının ve indinde kendisine hamd edilenlerin, en beğenileninin ona hamd ettiği bütün hamdlarla, onu övdüğü bütün övgülerle. Öyle bir hamd ve övgü ki Rabbimizin bütün yaratıklarına olan üstünlüğü gibi diğer bütün hamdlardan üstün olsun. Sonra bize ve geçmiş gelecek bütün kullarına olan her bir nimetinin yerine ilminin kuşattığı bütün şeylerin sayısınca ve o nimetlerin
her birinin yerine kat kat fazlasıyla kıyamet gününe kadar ardı arkası kesilmeksizin ebedi olarak ona hamdolsun. Öyle bir hamd ki erişilecek sınırı, sayılacak adedi, ulaşılacak sonu ve bitecek süresi olmasın. Öyle bir hamd ki bizi onun itaati ve affına kavuştursun. Rızasını kazanmamıza vesile olsun. Mağfiretini elde etmemize yarasın. Bizi cennetine götürsün, azabından, gazabından korusun. Ona itaat etmemize destek, isyan etmemize engel olsun. Hakkını eda edip belirlediği vazifeleri yerine getirmemize yardımcı olsun. Öyle bir hamd ki sayesinde saadetli dostlarının arasında saadete erelim ve düşmanlarının kılıçlarıyla şehit düşenlerin arasında yer alalım. Hiç şüphesiz o nimetlerin velisidir. Hamdın, övgünün yegane sahibidir. 2. Bu hamd ve senadan sonra Resulullah'a salat ve selamla ilgili duası. Ve hamd Allah'a ki ne kadar büyük olursa olsun hiçbir şey karşısında aciz kalmayan ve ne kadar ince ve zarif olursa olsun hiçbir şeyi gözden kaçırmayan kudretiyle Peygamberi Muhammed ile eski ümmetlere ve geçmiş asırlara değil bize lütufta bulundu. Böylece bizi ümmetlerin sonuncusu kıldı. İnkarcılara karşı bizi tanıklar yaptı ve nimetiyle az olanlar karşısında sayımızı çoğalttı. Allah'ım, o halde vahyinin emini, yaratıklarının seçkini, kullarının arasından seçip beğendiğin rahmet imamı, hayır önderi ve bereket anahtarı olan Muhammed'e salat eyle, derecesini yücelt. Nasıl ki o kendini senin işin için adadı, bedenini senin uğruna eziyetlere maruz bıraktı, insanları sana doğru çağırırken yakınlarıyla açıkça çelişti, senin rızan uğruna kabilesiyle savaştı, dinini ihya etmek için akrabalarıyla ilişkisini kesti, inkar ettikleri için yakın olanları uzaklaştırdı, sana icabet ettikleri için uzak olanları yakınlaştırdı, senin yolunda en uzak kimseleri dost edindi, en yakın kimselere düşman kesildi, elçiliğini iletmek için kendini yordu. İnsanları dinine davet etmekle kendini nice zahmetlere soktu. Uğraşı, davetine muhatap olanları öğütlemek oldu. Dinini aziz kılmak için, güçlendirmek ve sana karşı küfre sapanlara galebe çalmak amacıyla, gurbet diyarlarına doğup büyüdüğü, yakınlarının bulunduğu, taşını, toprağını, tanıdığı vatanından uzak yerlere göç etti. Medine'ye hicret etti. Nihayet düşmanlara karşı elde etmek istediği başarıyı, dostların için öngördüğü sonucu tas tamam elde etti. Senden medet umarak, güçsüz olduğu halde senin yardımınla güç kazanarak düşmanlarının üzerine yürüdü, evlerinin içinde onlarla savaştı. Karargahlarının tam ortasında onlara saldırdı. Derken müşriklerin istememesine rağmen senin dinin aşikar oldu. Tevhid kelimen yüceldi. Allah'ım, senin yolunda çekmiş olduğu zahmetler karşısında onu cennetinin en yüce derecesine yükselt. Öyle ki derece bakımından kimse onunla eşit olmasın. Makam bakımından kimse ona denk olmasın. Katında hiçbir mukarreb melek ve hiçbir mürsel peygamber onunla boy ölçüşemesin. Ve onu tertemiz ehli beyti ve mümin ümmeti hakkında kendisine vaat ettiğin güzel şefaatin en yüce mertebesiyle tanıştır. Ey vaadi geçerli olan, ey sözüne vefa eden, ey kötülükleri kat kat fazlasıyla iyiliklere dönüştüren Yüce Allah! Hiç kuşkusuz sen büyük lütuf sahibisin. 3. Arşı taşıyan ve tüm mukarreb meleklere salat ile ilgili duası. Allah'ım, seni tenzih etmekten bıkmayan, seni kutsamaktan usanmayan, sana ibadet etmekten yorulmayan, emrini imtisalde ciddiyetle çalışıp ihmalkarlık etmeyen, sana olan iştiyaklarından asla gaflete düşmeyen arşının taşıyıcılarına,
kirpik kırpmadan izninin ve emrinin gelmesini bekleyen, emrin gelince de sura üfleyerek kabir rehinleri olan baygınları ayıltacak, sur sahibi İsrafil'e, indinde şan ve şeref sahibi olan sana itaat ederek yüksek bir yere ulaşan Mikail'e, vahyinin emini, gökler ehlinin yanında kendisine itaat edilen, nezdinde saygın olan, katında mukarreb olan Cebrail'e, perdeler meleklerine müvekkel olan ruha ve senin emrinden olan ruha salat eyle. Onlara da onlardan alttaki göklerinin sakinleri, mesajlarını iletmekle güvenilir olan, çalışmaktan bıkkınlık duymayan, zor işlerden yorulup yılmayan, nefsani istekleri kendilerini seni tenzih etmekten alıkoymayan, gaflet ve unutkanlıklarıyla seni ululamaktan geri kalmayan, yere bakan gözleriyle sana doğru bakmaya kastetmeyen, çenelerini aşağı indirmiş, katındakine büyük rağbet duyan, nimetlerini anmaya aşırı derecede düşkün olan, azametin ve büyüklüğünün yüceliği karşısında alçalan, günah ehline karşı cehennemin uğultusunu görünce, her türlü eksiklikten münezzehsin sen, sana hakkıyla ibadet etmedik diyen meleklerine de salat eyle. Bütün bunlara salat ettiğin gibi rahmet meleklerine, katında yakınlık sahibi olanlara, gaybı peygamberlere taşıyanlara, vahyinin eminleri olanlara, kendin için ayırdığın, kutsamanla kendilerini yiyip içmekten müstani kıldığın ve gök tabakalarının aralarına yerleştirdiğin melekler kabilelerine, vaadinin sona erdiğine dair emrin indiğinde, kıyamet koptuğunda göklerin uçlarına dizilecek olanlara, yağmur hazinelerinin bekçilerine, bulutları sürenlere, bulutları sürmesiyle gök gürültülerinin duyulmasına, birikmiş bulutları yüzdürmekle şimşeklerin çakmasına vesile olan meleğe, kar ve doluyu uğurlayanlara, yağmur damlalarıyla birlikte inenlere, rüzgarların hazineleriyle ilgilenenlere, yerinden oynamasın diye dağları tutmakla görevli olanlara, suların ölçüleri, şiddetli ve sağanak yağmurların ölçeğiyle tanıştırdıklarına, istenmeyen belalarla ve sevilen bollukla yeryüzüne gönderdiğin meleklerine, çok kıymetli, iyiliksever elçilerine, çok değerli, amelleri yazan koruyuculara, ölüm meleği ve yardımcılarına, kabir sorgulayıcılarına, münker ve nekire, kabir ehlini sınava tabi tutan rumana, beyt-i mamur etrafında tavaf edenlere, maliye ve cehennem bekçilerine, rızvana ve cennetlerin hizmetçilerine, Allah'ın kendilerine emrettiği hususlarda ona isyan etmeyen ve kendilerine emredileni yapan meleklere, cennet ehline, selam size, sabrettiğiniz için dünya yurdunun sonu ne güzel diyenlere, kendilerine tutun onu, derhal bağlayın onu, sonra cehenneme atın onu dendiği zaman bekletmeden hemen emri yerine getiren zebanilere, anmadığımız katındaki yerini ne işle memur kıldığını bilmediğimiz diğerlerine, havadakilere, yerdekilere, sudakilere ve yaratıklar üzerindeki denetleyicilere, bütün bunlara her nefsin bir sürücü melek ve bir tanık melek eşliğinde geleceği gün salat eyle. Şereflerine şeref katacak, temizliklerini artıracak bir salatla onlara salat eyle. Allah'ım, meleklerine ve elçilerine salat ettiğin, bizim salatımızı da onlara ilettiğin zaman, senden gelen başarıyla onları güzellikle anmamızdan dolayı bize de salat eyle. Hiç kuşkusuz sen çok cömertsin, üstün kerem sahibisin. 4. Peygamberlere tabi olan ve onları tasdik edenlere salatını içeren duası. Allah'ım, yeryüzü ehlinden peygamberlere tabi olanları, düşmanlar yalanlamalarıyla peygamberlere karşı çıktıkları zaman, peygamberleri gıyaben, kalben doğrulayanları, imanın hakikatleriyle onlara gönül verenleri, Adem'den Muhammed'e kadar her asır ve zamanda o asrın insanları için delil olarak gönderdiğin hidayet imamlarına,
takva ehlinin önderlerine uyanları kendinden bir mağfiret ve rızvanla an. Allah'ım, özellikle de Muhammed'in ashabının sahabiliği bilip hakkını eda edenlerin, ona yardımda güzel bir imtihan verenlerin, onu destekleyip himaye edenlerin, koşarak elçiliğine inananların, davetini kabulde yarışıp öne geçenlerin, Rabbinin mesajlarını duyururken kendisine icabet edenlerin, davası uğruna eşleri ve çocuklarından ayrılanların, nübüvvetini sağlamlaştırmak için babaları ve oğullarıyla savaşıp onun bereketiyle zafere ulaşanların, gönüllerinde onun sevgisini besleyerek bu sevgiyle asla zarara uğramayacak bir ticaret umanların, onun kulpuna yapışınca kabilelerinden dışlananların, ona yakınlık gölgesinde yer alınca akrabalıklarından çıkarılanların, Allah'ım, bunların senin için ve senin yolunda kaybettiklerini unutma. İnsanları senin dininin etrafında topladıkları, Resulünle birlikte sana davet ettikleri için hoşnutluğunla onları hoşnut et. Senin yolunda kavimlerinin memleketini terk ettikleri, geçim bolluğunu bırakıp geçim darlığına katlandıkları için onları ve dinini yüceltmek için sayılarını çoğalttığın mazlumları mükafatlandır. Allah'ım, onları güzellikle izleyip Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla diyen, onların yolunda yürüyen, onların yöneldiği yöne yönelen, onların mizaç ve meşreplerine göre hareket eden, hiçbir şüphe kendilerini onların basiretlerinden, inançlarından geri çeviremeyen, onların izinde yürümekte, hidayet meşalelerine uymakta kuşkuya düşmeyen, onlara yardım eden, dinlerini din edinen, hidayetleriyle hidayet bulan, onlarla ittifak içinde olan, onları peygamberden kendilerine ilettiklerinde itham etmeyen, tabiine de en iyi ödülünü ver. Allah'ım, günümüzden kıyamet gününe kadar gelip geçecek olan tabiine, onların eşlerine ve soylarına, içlerinden sana itaat edenlere salat eyle. Öyle bir salat ki, onunla onları sana karşı gelmekten koruyasın. Cennet bahçelerinde yerlerini genişletesin. Şeytanın tuzağına düşmelerine engel olasın. Senden medet umdukları iyi işlerde kendilerine yardımcı olasın. Onları ansızın hayırlı bir haberle kapıyı çalan hadiselerin dışında, gece gündüz demeyip beklenmedik bir zamanda baskın yapan felaketlerden koruyasın. Onları rahmetine ümitli olmaya, katındakini arzu etmeye, kulların elindeki şeyler hususunda kötü yargılı olmamaya sürükleyesin. Böylece onları sana rağbet etmeye ve senden korkmaya yöneltesin. Dünya hayatına aldırışsız kılasın. Onlara ahiret için çalışmayı, ölümden sonrası için hazırlanmayı sevdiresin. Canların bedenlerden çıkacağı gün karşılaşacakları her zorluğu onlara kolaylaştırasın. Onları korkunç fitnelerin meydana getireceği durumlardan, cehennemin kavurucu ateşinden, orada sürekli kalmaktan kurtarasın. Onları takva ehlinin güvenli dinlenme yerlerine, cennete yerleştiresin. 5. Kendisi ve velayetine inanan dostları hakkındaki duası. Ey azametinin şaşılacak harikaları bitmek bilmeyen Yüce Allah! Muhammed ve âline salat eyle ve bizi azametin hakkında eğriliğe sapmaktan koru. Ey saltanatının süresi sona ermeyen Yüce Allah! Muhammed ve âline salat eyle ve boyunlarımızı ceza ve ukubetinden azat et. Ey rahmetinin hazineleri tükenmeyen Yüce Allah! Muhammed ve âline salat eyle ve rahmetinden bizim için de bir pay ayır. Ey gözlerin görmekten aciz olduğu Yüce Allah! Muhammed ve âline salat eyle ve bizi kurbuna, yakınlığına yaklaştır. Ey mertebesi yanında diğer bütün mertebeler küçük kalan Yüce Allah! Muhammed ve âline salat eyle ve bizi katında değerli kıl. Ey haberlerin iç yüzü indinde aşikar olan Yüce Allah!
Muhammed ve âline salat eyle ve bizi yanında rüsva etme. Allah'ım, bağışınla bizi bağışta bulunanların bağışlarından mustağni kıl. İlişkilerini keserek bizi yalnızlığa itenlere karşı ihsan ve ikramınla bize yet ki, senin bağışınla başka hiçbir kimseye rağbet etmeyelim ve senin lütuf ve fazlınla hiçbir kimsenin uzaklaşmasıyla yalnızlık hissetmeyelim. Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve bizim aleyhimize değil, lehimize plan düzenle. Zararımıza değil, yararımıza tuzak kur. Bizi muzaffer kıl. Bize karşı kimseyi zafere ulaştırma. Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve bizi kendinden koru. Bizi kendinle koru. Bizi kendine doğru hidayet et. Bizi kendinden uzaklaştırma. Çünkü senin koruduğun daima esenlik içinde olur. Hidayet ettiğin bilir. Kendine yakınlaştırdığın büyük bir kazanç elde eder. Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve bizi zamanın acımasız felaketlerine, şeytanın kötü tuzaklarına, sultanın acı saldırısına karşı koru. Allah'ım, yetinenler senin gücünün fazlıyla yetinirler. O halde Muhammed ve âline salat eyle ve bize yet. Bağışta bulunanlar senin bağışının fazlıyla bağışta bulunurlar. O halde Muhammed ve âline salat eyle ve bize bağışta bulun. Hidayet bulanlar senin yüzünün nuruyla hidayet bulurlar. O halde Muhammed ve âline salat eyle ve bizi doğru yoluna hidayet et. Allah'ım, sen kime yardım ettiysen artık kimse onu zelil ve hor edemez. Kime verdiysen artık kimse ondan bir şey eksiltemez. Kimi doğru yola hidayet ettiysen artık kimse onu şaşırtamaz, saptıramaz. O halde Muhammed ve âline salat eyle ve izzetinle bizi kullarından gelecek zararlardan koru. Yardımınla bizi senden başkasından müstağni kıl. Yol göstermenle bizi hak yolda yürüt. Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve kalplerimizin selametini, azametini anmakta, bedenlerimizin rahatını, nimetlerine şükretmekte karar kıl ve dillerimizi minnettar kaldığımız iyiliklerini anlatmak için aç. Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve bizi sana doğru çağıran davetçilerden, sana doğru kılavuzluk eden hidayetçilerden et. Katında özel bir yeri olan kullarından kıl. Ey merhametlilerin en merhametlisi! 6. Sabah ve akşam vakitlerinde okuduğu dua. Hamd Allah'a ki gücüyle gece ve gündüzü yarattı. Kudretiyle aralarında ayrıcalık koydu, her biri için belli bir sınır, belli bir süre tayin etti. Geceyi gündüzün, gündüzü de gecenin içine sokar. Kullarının beslenme ve gelişmesini sağlamak için onun bir planıdır bu. Bu planı gereği yorucu hareketler ve meşakkatli işlerin ardından dinlenmeleri için geceyi yarattı. Uyuyup dinlenerek güç ve enerji biriktirmeleri, ayrıca lezzet ve şehvetlerine ulaşmaları için onu bir örtü kıldı. Gündüzü de onlar için aydınlık kıldı ki Allah'ın fazlından nasiplerini arasınlar, rızkını elde etmek için çalışıp çabalasınlar, dünya ihtiyaçlarına ulaşıp ahiret mutluluğunu kazanmak için arzında dolaşsınlar. Böylece Allah onların durumlarını düzeltir, onları imtihan eder, itaat zamanlarında, farzlarının söz konusu olduğu yerlerde ve hükümlerinin uygulanması gerektiği durumlarda nasıl davrandıklarına bakarak, kötü işler yapanları yaptıklarıyla cezalandırır, iyi işler yapanları da en güzel mükafatla ödüllendirir. Allah'ım, sabahı bizim için yarıp çıkardığın, gündüzün ışığından bizi yararlandırdığın, rızıkların aranacağı yerleri bize öğrettiğin, bela ve afetlerden bizi koruduğun için sana hamdolsun. Biz ve tüm şeyler
gök, yer ve onlarda bulunan canlı, cansız, hareketli, hareketsiz, havada yükselen, yer altında gizli bulunan her şey seniniz. Senin yedi kudretindeyiz. Mülkün ve saltanatın bizi kapsamakta, iraden bizi bir arada tutmaktadır. Senin emrin doğrultusunda bir şeyler yapabilmekte, tedbirin yönünde hareket etmekteyiz. Senin hükmettiğinden başka bir durum ve senin verdiğinden başka bir hayır bizim için söz konusu değildir. Allah'ım, bugün yeni bir gündür. Tanıklık etmeye hazır bir şahittir. Güzel işler yaparsak övgüyle bizimle vedalaşır. Kötü işler yaparsak yergiyle bizden ayrılır. Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve onunla iyi birlikteliği bize nasip et. Bir suç işleyerek küçük veya büyük bir günaha mürtekip olarak kötü bir şekilde ondan ayrılmaktan bizi koru. Bize bugün de bol bol iyilikler yaz. Kötülüklerden arındır ve onun günün iki ucunun arasını hamd, şükür, mükafat, birikim, lütuf ve ihsanla doldur. Allah'ım, pek değerli yazıcı meleklerine bizden yana çekecekleri zahmeti kolaylaştır. Amel defterlerimizi iyiliklerimizle doldur. Bizi onların yanında rüsva etme. Allah'ım, bize bugünün saatlerinin her bir saatinde kullarından bir pay, şükründen bir nasip ve meleklerinden bir doğruluk tanığı ayır. Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve bizi önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan ve bütün yönlerimizden koru. Bu koruman bizi sana karşı günah işlemekten alıkoysun. Sana itaat etmeye sevk etsin. Sevgini celp etsin. Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve bizi bu günümüzde, bu gecemizde ve bütün günlerimizde hayrı işlemeye, şerri terk etmeye, nimetlere şükretmeye, sünnetlere uymaya, bidatlerden kaçınmaya, marufu emretmeye, münkerden sakındırmaya, İslam'ın bekçiliğini yapmaya, batılı kınayıp horlamaya, hakkı destekleyip yüceltmeye, yolunu şaşırmışa doğruyu göstermeye, güçsüze yardımcı olmaya, mağdurun imdadına koşmaya muvaffak et. Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve bu günü yaşadığımız en kutlu gün, birlikte olduğumuz en faziletli arkadaş ve geçirdiğimiz en hayırlı vakit kıl. Bizi bütün yaratıklarının arasında üzerlerinden gece ve gündüz geçen en hoşnut, verdiğin nimetlere en çok şükreden, koyduğun yasalara uymakta en sebatlı ve sakındırdığın yasaklardan en çok kaçınan kullarından kıl. Allah'ım, ben bugün de, bu saatte, bu gecede ve bulunduğum bu yerde seni tanık tutuyorum ve tanık olarak sen yetersin. Göğü, yeri, onlarda yerleştirdiğin meleklerini ve diğer yaratıklarını da tanık tutuyorum ki ben şuna şehadet etmekteyim. Sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Adaleti ayakta tutarsın. Hükmünde adilsin. Kullarına şefkatlisin. Mülkün maliki ve sahibisin. Yarattıklarına pek merhametlisin. Yine şehadet etmekteyim ki Muhammed senin kulun, Resulün ve yaratıkların içinde seçip beğendiğin kimsedir. Peygamberlik görevini ona yükledin. Layıkıyla yerine getirdi. Ümmetini öğütlemesini emrettin, öğütledi. Allah'ım, yaratıklarından herhangi birine ettiğin en çok salatı Muhammed ve âline eyle. Kullarından herhangi birine verdiğin en iyi şeyi bizden taraf olana ver ve peygamberlerinden herhangi birine ümmetinden taraf verdiğin en iyi ve en değerli ödülü bizden taraf ona ver. Hiç şüphesiz sen büyük nimetlerle ihsan edensin. Büyük günahları bağışlayansın. Sen her merhametliden daha merhametlisin. O halde Muhammed ve onun tertemiz, seçkin ve asil âline salat eyle. 7. Zor bir işle karşılaştığında veya başına üzücü bir hadise geldiğinde
ve musibet zamanlarında okuduğu dua. Ey mihnet düğümleri kendisiyle çözülen, ey zorluklar sınırı kendisiyle aşılan, ey kurtuluş ferahlığına kendisiyle kavuşulan Yüce Allah! Kudretin karşısında güçlükler kolaylaşmış, lütfunla sebepler sebep oluvermiş, kudretinle kaza ve kaderin cari olmuş ve her şey iraden doğrultusunda gelip geçmiştir. Her şey söylemene gerek kalmadan sırf dilemenle emir almakta, nehyine ihtiyaç duyulmadan sırf iradenle sakınmakta. Önemli işler için çağrılan sensin. Musibetlerde sığınılacak sensin. Felaketleri def edecek olan sensin. Sıkıntıları giderecek olan sensin. Ey Rabbim! Ağırlığı altında ezildiğim felaketler üzerime çökmüş, tahammülü çok güç olan musibetler gelip bana çatmış. Bunları kudretinle sen bana getirmiş, saltanatınla sen bana yöneltmişsin. Senin getirdiğini kimse götüremez. Senin yönelttiğini kimse geri çeviremez. Senin kapattığını kimse açamaz. Açtığını kimse kapatamaz. Zorlaştırdığını kimse kolaylaştıramaz. Hor ve zelil kıldığına kimse yardım edemez. O halde ey Rabbim, Muhammed ve âline salat eyle ve lütfunla kurtuluş kapısını yüzüme aç. Gücünle üzüntü ve kederin üzerimdeki sultasını kır. Şikayetçi olduğum hususta bana bakışını güzelleştir. Dilendiğim konuda ihsanının tatlılığını bana tattır. Bana kendi katından bir rahmet ve afiyet dolu bir rahatlık ver. Bana kendi indinden acil bir kurtuluş yolu belirle. Beni gamlanıp kederlenmekle meşgul ederek farzlarını yerine getirmekten, sünnetini uygulamaktan alıkoyma. Ey Rabbim! Artık inen belalara dayanamaz oldum. Gelip çatan musibetlere katlanmaktan üzüntüyle dolup taştım. Sen düçar olduğum sıkıntıyı gidermeye, içine düştüğüm durumu ortadan kaldırmaya kadirsin. O halde hak etmesem de bunu bana yap. Ey büyük arşın sahibi! 8. Sevilmeyen şeyler, kötü ahlak ve çirkin işlerden Allah'a sığınmakla ilgili duası. Allah'ım, hırsın kabarmasından, öfkenin sersemliğinden, hasedin galebesinden, sabrın zayıflığından, kanaatin azlığından, huyun kötülüğünden, şehvetin azmasından, bağnazlığın sultasından, nefsin tutkusuna uymaktan, hidayete karşı çıkmaktan, gaflet uykusundan, zorluklara düşmekten, batılı hakka yeğlemekten, günahlara ısrarla devam etmekten, günahı küçümsemekten, itaati büyük görmekten, zenginlerin övünmesinden, fakirleri hor görmekten, elimizin altındakilere kötü davranmaktan, bize iyilik yapanlara teşekkürü terk etmekten, zalime yardımcı olmaktan, mazlumu yalnız bırakmaktan, hakkımız olmayan bir şeyi istemekten ve bilgiyi gerektiren konularda bilgisiz konuşmaktan sana sığınırım. Birini aldatma düşüncesini taşımaktan, amellerimizden dolayı kendimizi beğenmişlikten, uzun arzularla kendimizi avutmaktan sana sığınırız. İçimizin kötülüğünden, küçük günahı önemsememekten, şeytanın bizi kuşatmasından, zamanın başımıza dert açmasından ve sultanın bizi ezmesinden sana sığınırız. Saçıp savurmaktan ve yetecek kadar rızkı bulamamaktan sana sığınırız. Düşmanları sevindirecek bir durumdan, denklerimize muhtaç olmaktan, sıkıntılı geçimden ve ahirete götürecek bir azık olmaksızın ölmekten sana sığınırız. En büyük teessüften, kıyamette duyulacak pişmanlıktan, en büyük musibetten, din hususunda duyarsız olmaktan, en acı bedbahtlıktan, ahireti dünyaya satmaktan, dönülecek yerin kötülüğünden, cehenneme varmaktan, sevaptan mahrum kalmaktan ve azaba düçar olmaktan sana sığınırız. Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle
ve rahmetinle beni ve kadın erkek tüm müminleri bütün bunlardan koru. Ey merhametlerin en merhametlisi! 9. Yüce Allah'tan bağışlanma dilemeye müştak olma hakkındaki duası. Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve bizi sevdiğin tövbeye muvaffak et. Sevmediğin günah alışkanlığından kurtar. Allah'ım, din veya dünya ile ilgili iki eksiklikle karşılaştığımız zaman eksikliği fani oluşu çok hızlı olan dünya ile ilgili kıl. Bekası çok uzun olan din hususundaysa tövbeyi bize nasip et. Allah'ım, biri seni bizden razı edecek, diğeri de seni bize karşı gazaba getirecek iki işe azmettiğimiz zaman bizi seni bizden razı edecek işe yönelt. Ve seni bize karşı gazaba getirecek fiilde gücümüzü gevşet. Böyle durumlarda bizi kendi nefsimizin seçimiyle baş başa bırakma. Çünkü o senin başarıya ulaştırdığın hariç batılı seçer, senin esirgediğin müstesna kötülüğü emreder. Allah'ım, hiç kuşku yok, sen bizi zaaftan yarattın. Güçsüzlük temeli üzerine inşa ettin ve yaratılışımızı hakir bir sudan başlattın. Senin gücünden kaynaklanandan başka bir gücümüz yok. Senin yardımına dayanandan başka bir kuvvetimiz yok. O halde kendi başarınla bize yardım et. Kendi ıslahınla bizi ıslah et. Kalp gözümüzü sevginle bağdaşmayan şeye kapa ve uzuvlarımızın hiçbirini günahlara daldırma. Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve kalplerimizin gizli niyetlerini, uzuvlarımızın hareketlerini, gözlerimizin işaretlerini ve dillerimizin konuştuğu sözleri sevabını gerektiren şeylerle ilgili kıl ki mükafatını hak edecek bir iyiliği kaçırmayalım. Cezalandırmanı gerektirecek bir kötülüğü de işlemeyelim. 10. Yüce Allah'a sığınmakla ilgili duası. Allah'ım, dilersen lütfunla bizi affedersin. Dilersen adaletinle bize azap edersin. O halde lütfunla affını bizim için kolaylaştır. Mağfiretinle bizi azabından kurtar. Çünkü gerçek şu ki bizim adaletine dayanacak gücümüz yoktur. Affın olmadan hiçbirimiz için kurtuluş söz konusu değildir. Ey ganilerin ganisi, Yüce Allah! Biz kulların senin huzurundayız ve ben sana muhtaç olanlar içerisinde en çok ihtiyacı olanım. O halde geniş rahmetinle yoksulluğumuzu gider. Rahmetini bizden esirgeyerek bizi ümitsizliğe düşürme. Aksi takdirde seninle mutlu olmak isteyeni bedbaht etmiş, fazlından yardım umanı mahrum bırakmış olursun. O zaman da senden başka kime yönelebilir, kapından başka hangi kapıya gidebiliriz ki? Sen her türlü eksiklikten pak ve münezzehsin. Biz ise dualarına icabet etmeyi söz verdiğin çaresizleriz. Sıkıntılarını gidermeyi vaat ettiğin sıkılmışlarız. Ve sen rahmetini dileyenden rahmetini esirgemez, senden medet umanı medetsiz bırakmazsın. Çünkü bu iradenle uyuşmaz, büyüklüğüne yakışmaz. O halde sana yalvarıp yakarmamıza bakarak bize acı ve kapına geldiğimiz için lütfunla bizi zengin kıl. Allah'ım, sana isyan etmek üzere şeytana uyduğumuzda o üstümüze güldü. Şu halde Muhammed ve âline salat eyle ve senin için onu, şeytanı terk ettikten, ondan yüz çevirip sana yöneldikten sonra tekrar onu üstümüze güldürme. 11. Güzel akıbet istemiyle ilgili duası. Ey anılması ananlar için şeref olan, ey şükrü şükredenler için zafer olan ve ey itaati itaat edenler için kurtuluş olan Yüce Allah, Muhammed ve âline salat eyle ve kalplerimizi seni anmakla diğer bütün anmalardan, dillerimizi sana şükretmekle diğer bütün şükürlerden ve uzuvlarımızı sana itaat etmekle diğer bütün itaatlerden alıkoy. Şayet bizim için işten arta kalan boş bir zaman mukadder ettiysen,
onu selamet, boş zaman kıl. Ondan bir günah veya bir yorgunlukla ayrılmayalım. Böylece kötülükleri yazan melekler, kötülüklerimizin anılmadığı tertemiz bir sayfayla ve iyilikleri yazan melekler de yazdıkları iyiliklerimizle bizden hoşnut olarak geri dönsünler. Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve hayatımızın günleri bittiği, ömrümüzün süresi sona erdiği ve kabul etmekten başka çaremiz olmayan kaçınılmaz davetin, yani ölüm gelip çattığı zaman amellerimizi yazan meleklerin bizden kaydettikleri son ameli kabul olmuş bir tövbe kıl ki artık işlediğimiz bir günah veya isyandan dolayı bizi hesaba çekmeyesin. Rabbim, kullarını hesaba çektiğin gün tanıkların, melekler, peygamberler ve imamlar gözleri önünde günahlarımızı örttüğün perdeyi açarak bizi rezil etme. Hiç kuşkusuz sen sana yalvarana pek merhametlisin. Seni çağıranı cevapsız bırakmazsın. 12. Günahları itiraf ve Yüce Allah'a dönüş, tövbe istemi hakkındaki duası. Allah'ım, üç haslet senden bir şey istememe engel oluyor. Bir haslet de senden bir şey istemeye itiyor beni. Rabbim, yerine getirmediğim, getirmekte ağır davrandığım emirlerine, tereddüt etmeden işlediğim yasaklarına ve şükrünü eda etmekte kusur ettiğim nimetlerine bakınca senden bir şey istemeye utanıyorum. Sana yönelenlere, hüsnü zanla dergahına gelenlere olan lütuf ve fazlını görünce de senden istekte bulunmaya cüret ediyorum. Çünkü senin bütün ihsanların lütuf, bütün nimetlerin karşılıksız bağıştır. Ey mabudum! Şimdi ben zilletle boyun eğmiş bir halde İzzet kapının önünde durmuş, çoluk çocuğu çok, fakru zaruret içerisindeki biri gibi utanarak senden lütuf ve merhametini dileniyorum. Ve itiraf ediyorum ki bana ihsanda bulunduğum zaman sana karşı gelmemeye gayret etmekten başka bir şey yapmış değilim. Ve hiçbir zamanda senin lütuf ve fazlından mahrum kalmamışım. Şimdi ey Rabbim, katında kötü şeyler kazandığımı ikrar etmek bana bir yarar sağlar mı? Çirkin işler yaptığımı itiraf etmek beni senden, senin azabından kurtarır mı? Yoksa bulunduğum durum itibariyle gazabını mı hak ettim? Yoksa seni çağırırken gazabınla mı cevap vereceksin? Seni tenzih ediyorum. Tövbe kapısını yüzüme açık bıraktıktan sonra senden ümit kesmem. Aksine günahları büyük, bahtı dönmüş, amel zamanının bittiğini, ömrünün sona erdiğini görüp senden kurtulamayacağını, senden kaçamayacağını anlayınca tertemiz bir kalple sana dönüp ihlasla tövbe eden, sonra da karşında eğilip bükülerek, başını aşağı salarak, korkudan dizleri titreyerek, gözyaşları suratını ıslatmış bir halde kısık bir sesle seni çağıran, sana yalvaran, kendine zulmetmiş, Rabbinin saygınlığını küçümsemiş, hakir bir kul gibi, ey merhametlilerin en merhametlisi, ey merhamet arayanların yöneldiği en merhametli zat, ey mağfiret dileyenlerin etrafında dolaştığı en şefkatli zat-ı kibriya, ey affı cezalandırmasından çok olan, ey rızası gazabından bol olan, ey güzel affıyla yarattıklarının övgüsünü kazanan, ey kullarını tövbelerinin kabul olacağına alıştıran, ey kötülerin tövbeyle ıslah olmalarını sağlayan, ey kullarının az amellerine razı olan, ey onların az amellerine çok mükafat veren, ey dualarına icabet etmeyi onlar için tazmin eden ve ey lütfuyla onlara en iyi ödülü vereceğini vaat eden Yüce Allah diyerek seni çağırırım, sana yalvarırım. Çünkü ben sana isyan edip de bağışladığın en isyankar, mazeret gösterip de mazur gördüğün en kötü ve tövbe edip de tövbesini kabul ettiğin en zalim kişi değilim. Buradan sana yönelerek kaçırdığı fırsatlara pişman olan, devşirdiği günahlardan korkan,
yaptıklarından utanç duyan, senin indinde büyük günahı affetmenin büyük bir şey olmadığını, bunun sana göre kolay bir iş olduğunu, hadsiz hesapsız suçlara göz yumulabileceğini bilen ve sana en sevimli kulun sana karşı büyüklük taslamayı terk eden, günahlardan sakınan ve sürekli bağışlanma talebinde bulunan kul olduğunun bilincinde olan biri olarak tövbe ediyorum. Ey Rabbim! Büyüklük taslamaktan, günahlara devam etmekten sana sığınıyorum. Kusur ettiğim hususlarda senden bağışlanmamı istiyorum. Aciz olduğum, güç yetiremediğim konularda senden yardım diliyorum. Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve üzerime farz ettiklerini bana bağışla. Hak ettiğim cezalandırmalarından beni kurtar. Günah ehlinin korktuğu cehennem azabından bana güvence ver. Çünkü sen afla dolusun, mağfiret için umulansın, bağışlanmayla tanınmışsın. Hacetimi senden başka kimseden dilemem. Günahımı senden başka bağışlayacak olan yok. Her türlü eksiklik sıfatından münezzehsin sen. Senden başka kimse bana zarar veremez. Senden başka kimseden korkmam. Hiç şüphesiz sen takva ehlisin, mağfiret ehlisin. Muhammed ve âline salat eyle ve hacetimi gider. Dileğimi kabul et. Günahımı bağışla. Korkumu güvene çevir. Hiç kuşku yok. Sen her şeye kadirsin ve bunlar sana pek kolaydır. Amin. Ya Rabbel Alemin. 13. Hacetleri Yüce Allah'tan isteme hakkındaki duası. Allah'ım, ey hacetlerin isteneceği son merci, ey katında isteklerin elde edilebileceği kimse, ey nimetlerini parayla satmayan, ey bağışlarını başa kakarak bulandırmayan, ey kendisiyle gani olunan, onsuz gani olunmayan, ey kendisine rağbet edilen, kendisinden yüz çevrilemeyen, ey hazineleri dilenmelerle tükenmeyen ve ey hikmeti vesilelere tevessül etmekle değişmeyen, ey muhtaçların kendisine olan ihtiyaçları bitmeyen ve ey dua edenlerin duası kendisini zahmete düşürmeyen Yüce Allah! Yaratıklarına muhtaç olmamakla övünmüşsün ve de öylesin. Onlara hiçbir ihtiyacın yoktur. Onları da muhtaçlıkla nitelemişsin ve de öyledirler. Her yönleriyle sana muhtaçtırlar. Kim ihtiyaç gediklerini senin katından kapamak ister ve seninle fakirliğini gidermeye azmederse, hiç kuşkusuz hacetini bulabileceği yerde aramış, dileğine kavuşabileceği yöne yönelmiştir. Kim de hacetini yaratıklarından herhangi birine götürür veya seni değil de onu hacetinin giderilmesi noktasında sebep kabul ederse, hiç şüphesiz kendini yoksunluğa maruz bırakmış, senin lütuf ve ihsanını kaybetmeyi hak etmiştir. Allah'ım, benim kendi çabamla ulaşamayacağım, kendi planlarımla elde edemeyeceğim bir hacetim var ki, nefsimin aldatmasıyla onu, hacetlerini sana getiren, dileklerinde sana muhtaç olan kendim gibi birine götürdüm. Bu da hatakârların hatalarından bir hata, günahkârların sürçmelerinden bir sürçmedir. Sonra senin hatırlatmanla gafletimden uyandım. Verdiğin başarıyla hatamın farkına vardım. Yardımınla sürçmemden geri döndüm. Ve Rabbim her türlü eksiklik sıfatından münezzehtir. Muhtaç biri, muhtaç birinden nasıl bir şey dilenebilir? Yoksul biri, yoksul birine nasıl rağbet edebilir? Dedim. Onun için rağbetle sana geldim. Güvenle ümidimi sana getirdim. Ve bildim ki senden dilediğim şeyler ne kadar çok olsa da zenginliğinin yanında az kalır. Senden istediğim şey ne kadar büyük olsa da geniş rahmetinin yanında küçük kalır. Kerem'in kimsenin dilenmesinden dolayı daralmaz. Bağışlarla tanıdığımız elin her elin üstündedir. Allah'ım, Muhammed ve âline salat et ve bana hak kazanma esasına dayanan adaletinle değil, lütuf ve ihsana dayalı kereminle muamele et. Çünkü ben eli boş geri çevrilmeyi hak ettiği halde sana rağbet edip de
kendisine bağışta bulunduğun ilk kişi değilim. Mahrum bırakılması gerektiği halde senden rahmetini dilenip de kendisine lütufta bulunduğun ilk kimse de değilim. Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve duama icabet et. Çağrıma yakın ol, sızlanmama acı, sesimi işit, sana olan ümidimi kesme. Beni sana bağlayan sebebi dua bağını koparma. Bu ve diğer hacetlerimde beni kendinden başkasına yöneltme ve bana zoru kolaylaştırarak bütün işlerde hakkımdaki takdirini güzelleştirerek oturduğum yerden kalkmadan önce istediğimi başarıyla sonuçlandırarak hacetimi gider, dileğime kavuştur beni. Böylece beni velayetin ve koruman altına al. Muhammed ve âline ardı arkası kesilmeyen, süresinin bitimi olmayan, günden güne artan kalıcı bir salatla salat eyle ve bunu dileğimi elde etmem için bir yardımcı sebep kıl. Hacetlerimden bazıları da Rabbim şu ve şudur. Burada hacetini dile getirir, sonra secde eder ve secdede şöyle dersin. Ey Rabbim, fazlın yalnızlığımı gidermiş, ihsanın bana kılavuzluk etmiştir. O halde kutsal zatın ve Muhammed ile ehli beytinin hürmetine beni istediğini elde edememiş, ümitleri boşa çıkmış bir halde dergahından geri çevirme. 14. Haksızlığa uğradığı veya zalimlerden hoşlanmadığı bir davranış gördüğü zaman okuduğu dua. Ey zulümden şikayetçi olanların halinden haberdar olan! Ey onların başlarına gelenlerden haberdar olabilmek için tanıkların tanıklıklarına ihtiyacı olmayan! Ey yardımı mazlumlara yakın olan ve ey desteği zalimlerden uzak olan Yüce Allah! Verdiğin nimetlerin şımarıklığıyla ve yaptıklarından dolayı kendisini hemencecik cezalandırmamana aldanarak falan oğlu filanın bana yaptığı haksızlığı, hakareti gördün, bildin. Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve kuvvetinle bana zulmedeni ve düşmanımı bana zulmetmekten alıkoy. Kudretinle onun bana karşı düşmanlığının keskinliğini kır. Benimle uğraşmaya zaman bulamayacak şekilde onu meşgul et ve onu düşmanlarına karşı aciz, güçsüz kıl. Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve bana zulmetmeyi düşmanıma kolaylaştırma. Ona karşı bana güzel yardımını esirgeme. Onun gibi davranmaktan beni koru ve beni onun düştüğü duruma düşürme. Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve düşmanıma olan öfkemin şifası, ona duyduğum kinin yatıştırıcısı olarak ona karşı bana peşin bir imdatta bulun. Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve düşmanım tarafından uğradığım zulme karşılık affını, gördüğüm kötü muameleye karşılık da rahmetini halime şamil kıl. Çünkü gazabının dışında hoşlanılmayacak her şey küçüktür. Öfkenin yanında başa gelecek her musibet aynıdır. Allah'ım, zulme uğramamı bana sevdirmediğin gibi zulmetmekten de koru beni. Allah'ım, senden başka kimseye şikayette bulunmam. Senin dışında hiçbir hükümdardan yardım istemem. Pak ve münezzehsin sen. O halde Muhammed ve âline salat eyle ve duamı icabetle buluştur. Şikayetimi durumumda değişiklik yaparak ortadan kaldır. Allah'ım, adaletinden ümidimi yitirmekle beni imtihan etme. Hasmımı da bana zulmetmeyi sürdürmeye ve hakkımı elimden almaya teşvik olacak şekilde cezalandırmandan emin kılmakla sınama. Onu en kısa zamanda zalimlere vaat ettiğin cezayla tanıştır. Beni zorda kalanlara söz verdiğin imdadınla buluştur. Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve beni yararıma ve zararıma olan hükmü kabul etmeye muvaffak et. Beni bana verdiğine de benden aldığına da razı kıl. Bana en doğru olanı göster ve hiçbir tehlikesi olmayan en salim işe ata. Allah'ım,
şayet bana zulmeden adamdan hakkımı ve intikamımı almayı, hasımların bir araya getirilip aralarında kesin hüküm verileceği güne, yani kıyamete ertelemeyi benim için seçmişsen, o zaman Muhammed ve âline salat eyle ve samimi bir azim ve sürekli bir sabırla bana yardım et. Kötü arzulardan, tamah ehlinin ihtirasından beni uzak tut. Ahirette benim için biriktirdiğin sevabı, düşmanım için hazırladığın azabı gönlümde canlandır. Bunu hükmettiğinle yetinmeme, seçtiğine güvenmeme sebep kıl. Amin. Ya Rabbel Alemin. Hiç kuşkusuz sen büyük lütuf sahibisin ve sen her şeye kadirsin. Kurumsal veya kişisel çalışmalarınız için profesyonel seslendirmeye mi ihtiyacınız var? Haber, reklam, makale, kitap, tanıtım filmi, dublaj. Seslendirilmesini istediğiniz tüm içerikler için bize ulaşabilirsiniz. Gerek bugüne kadar ürettiğimiz içerikler, gerekse farklı kurum ve kişiler için yaptığımız çalışmalarla seslendirme alanındaki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Detaylı bilgi için 0535 468 9014 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.